Herkese merhaba. Mobil Dünya Kongresi'ndeki turumuz devam ediyor. Yanımızda Gediz Bey var. Gediz Bey, öncelikle kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhabalar. Ben Gediz Sezgin. Türksel Şebeke Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısıyım. Gediz Bey, müsaadenizle size bir soru sormak istiyorum. Tabii ki, memnuniyetle. 5G geldiği zaman insanların hayatında ne gibi değişiklikler olacak? Biz neler göreceğiz? Okey. Ya 5G aslında insanların bugün alışageldiğimiz iletişim ihtiyaçlarının ötesinde nesnelerin, makinelerin birbiriyle olan iletişimine çok daha fazla bir katkı sağlayacak. Bu yöndeki altyapıları geliştirecek. Çünkü 5G'nin önerdiği diğer tekliflerin içerisinde çok düşük hızda iletişim, low latency dediğimiz, çok büyük hızda hız ihtiyacı ve çok küçük alanlarda çok fazla sayıda nesnenin iletişim kurabileceği yoğun kapasite demek. Bu değer tekliflerini kullanarak aslında endüstri tamamen değişecek. İnsanlar hayatlarında kullandığı her nesne akıllı bir şekilde birbirine bağlantılı olacak. Dolayısıyla insanlar birbirleriyle yapacağı işlerle ilgili çok daha düşünmeden kendisini yönlendirilecek. İşte ve en iyi şekilde yönlendirilecek. Bu işin en önemli taraflarından bir tanesi. Bir diğeri işte sürücüsüz arabalar ki günlük hayatımızda en fazla belki araba transportasyon bir yerden bir yere gitmek için kullanıyoruz. Artık sürücüsüz hale gelecek. Sürücüsüz arabalar, otobüsler, taşıt araçları hayatımıza girecek. Bu da ciddi anlamda değiştirecek. Eğlence dünyası tamamen değişecek. 360 derece her tarafımızı kapsayan çok yüksek çözünürlüklü görüntüler artık çok rahat bir şekilde bizim izlememize sunulabilecek ve biz bunları çok büyük hızlar 5G altyapısında olduğu için çok rahat transfer de edebileceğiz, çok rahat gönderilebileceğiz. Böyle bir filmi çok hızlı bir şekilde sürücümüze, sunucumuza indirme fırsatı da bulacağız. Özellikle sağlık alanında alışageldiğimizin dışında çok ciddi bir değişiklik hayatımıza girecek. 5G'nin sunduğu düşük gecikme süreleri sayesinde çok uzak mesafelerden dahi çok kritik ameliyatlar, operasyonlar robotik sistemler sayesinde yapılabilir hale gelecek. Dolayısıyla artık uzmanın illa ameliyatın yapıldığı yerde olması gerekmeyecek. Çok daha farklı alanlarda, daha acil durumlarda ya da daha az gelişmiş bölgelerde uzman hekimin olmadığı noktalarda bu tür sağlık hizmetleri, operasyonlar çok kolaylıkla yapılabilir hale gelecek. Gediz Bey, cevaplarınız için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere diyelim. Ben çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun.